Ferhur çiğ köfte ile buluştu. İsviçre'nin Winterthur şehrinde ilk çiğ köfte ve kuru yemiş dükkanı hizmete açıldı. Obertor'da hizmete açılan mekan daha ilk günden yoğun ilgiyle karşılaştı. Mekanda her çeşit kuru yemişin yanı sıra günlük taze hazırlanan çiğ köfteler ve Türk lokumları satışa sunuluyor. Postun Sesi ekibi olarak mekanı sizler için ziyaret ettik ve vatandaşlarımıza mikrofon uzattık. Şöyle diyeyim, biz arkadaşları uzun zamandan beri tanıyoruz. Adıyamanlıların çiğ köftesini beklemekten böyle sabırsız bir şekilde artık her gün alabiliyoruz. O yönden çok güzel oldu. Hayırlı uğurlu olsun Winterthur'a. Biz çok sevindik. Başarılarını diliyoruz inşallah. Evet, gerçekten bu kadar beklemiyordum. Çok güzel. Denedik. Müşteriler de bayağı memnun gözüküyor. İnşallah devamı gelir. Yani bir nasıl söyleyeyim? Damak tadında konsept oturmuş mu? Çok güzel. Evet. Yani bize yakışır bir yer olmuş. Harika. Evet abi, çiğ köfteleri çok güzel yapıyor. Yani eksik bir şeydi burada. Güzel olmuş yani. İnşallah yürür güzel. Güzel bir fikir yani. Değişik damak tadını yakalamış mı Sezer? Evet, aynen yakalamışlar abi. Güzel olmuş yani. Lokum anlatmaya ne hacet yani burada. Bin bir çeşidini görebiliyoruz. Gerçekten çok şık, çok hani yıllardır özlemini duyduğumuz, eşimin bahsettiği gibi Türkiye'lere gidip o damak tadını aradığımız ürünleri bu dükkanda bulabiliyoruz. Bizler için gerçekten çok sevindirici bir olay. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Allah utandırmasın. İnşallah bu tür yerlerin daha çoğalmasını, bizim vatan özlemimizi bir nevi de olsun azaltması için çok olumlu buluyorum. Herkesin eline sağlık, emeğine sağlık diyorum. Güzel bir konsept yakalamışsınız, bir boşluk. Fakat müşterileriniz zaten siz daha aşağıdan da hizmet sektöründe tanıyorlardı. Yavuz kardeşleri tanıyabilir miyiz Kenan? Tabii, benim ismim Kenan. Biz aşağı yukarı 15 yıldan beri Winterthur'da bu yemek sektörünün içerisindeyiz. Bizim aşağıda Türk restoranı var, kebap olsun, bu tip değişik şeyler. Biz tabii çok da böyle bir yarışmayı düşünüyorduk. Türk damak tadını, ayrıca bu tatlı çeşitlerini buraya getirmeyi, İsviçre'ye. Çünkü biz yoğun insana da böyle bir şey, bu ihtiyaç olduğunu fark ettik böyle. Biz de böyle bir şey açmaya karar verdik. Değişik böyle lokum çeşitleri, kereviz ve çiğ köfte. Bir haftadan beri buradayız şu an. Çok güzel gidiyor. İnsanlar çok memnun. Güzel olumlu tepkiler alıyoruz. Daha çok başka Züriye falan da işte yeni açmaya düşünüyoruz diye soranlar oluyor. Tepkiler değişik oldu. Müşteriler çok beğeniyorlar yani, hoşlarına gidiyor. Değişik bir şey. Bir de artık tabii çiğ köfte de olduğu için o da çok tanınmayan bir şey ama insanlar çok memnun kalıyor. Tepkiler çok olumlu. Bilmiyorum yani, çok bizim de hoşumuza gidiyor. Severek yaptığımız bir meslek. Şimdi çok peki güzel. Kenan Bey, yabancılar nasıl buldu damak tadını? Çiğ köfte onlar için çok farklı bir konsept. Yabancılardan aldığınız tepki nasıl? Ya şimdilik çok olumlu yani. Pek tanınmış bir şey değil ama yani çok da bilmiyorum yani, başlangıç için biraz şey ama tanıtmak lazım tabii bol bol. Kesinlikle, kesinlikle. Ama ileriye yönelik çok önünün açık bir sektör olduğunu düşünüyorum yani. Yavuz kardeşlerden, Adem Yavuz abimizle birlikteyiz. Yeni bir konseptle karşınızdayız. Evet Adem abi, yeni konseptten biraz bilgi alabilir miyiz? Yeni konseptimiz çiğ köfte. İsviçre'ye ilk olarak biz getirmek istedik. Bu da bizim için bir ilk oldu. Memleketimiz Adıyaman olduğu için sizlerle tamamen tabii bütünleşmiş bir konsept zaten. Evet öyle. Çünkü insanlar çok istiyordu etsiz yemek. Mesela vegetari şey yemek istedikleri için biz de dedik İstanbul'dan çiğ köfteyi getirdik. Bunda Komagen'le anlaşma sağladık. Ondan sonra İstanbul'a gittim. Komagen'le görüştüm. Fabrikaları falan çok temizdi. El değmeden yani çok hijyenik fabrikalar yapıyorlardı. Bir de karşılıklı şey profesyonel olduklarını hissettim. Evet. Ondan sonra biz de öyle karar verdik. Winterthur'da biliyorsunuz işte belli bir Türk nüfusu var. Biz de etsiz çiğ köfte işte Türklerini tanıtmak istedik. İşte zamanla gerçek şişelerde tada alışacaklar. Biz de istiyoruz ki dönerden başka bir de etsiz yemeğimiz olsun. Çünkü insanlar sadece döneri biliyorlar. Türklerle bütünleşti diye. Yoksa daha bir sürü mesela yiyeceklerimiz var. Evet, bayağı geniş. İsmim Akın Yalçın. Bu yeni yerimizde tüm müşteri Türk müşterilerimizi bekliyoruz. Kapılarımız ağzına kadar açık. İnsanları bekliyoruz.
Evet, bu gönül dolusu işletmecilik anlayışıyla biz de Winterthur'da sizleri Komagene'ye bekliyoruz.